Hünkârımız nerede? Sabah namazından sonra derviş paşayla tebdili kıyafet çıktılar has odabaşım. Hala. Ben odamdayım. Ağam yemeğiniz hazır. Sofra kurulsun mu? Kurun. İyi oldu derviş. İyi oldu. Sarayda iyice bunalmıştım. Farkındayım hünkârım. Birlikte esnafı teftiş ederiz. Akabinde arzu ederseniz mimar başınıza gideriz. Kendisine hayalini kurduğunuz camiden bahsettim zira. Gideriz. Gideriz elbet. Buyurun beyim, buyurun. Hakiki dımaş kumaşlar bunlar. Kaça veriyorsun bir topunu? 20 akçe beyzadem. Malımız iyidir, kalitelidir. Evladiyeliktir. Ver bakayım şundan bir tane. İşler nasıl gidiyor? Akmasa da damlıyor beyim. Vallahi esnafın hali perişan. Başımıza öyle bir bela geldi ki sormayın. Nedir o bela? Derviş Paşa, Vezir-i Azam olduktan sonra öyle vergiler getirdi ki ahali kan ağlıyor, kan. Elde avuçta ne varsa topluyor vicdansız. Hay maşallah beyzadem, siftah senden bereket Allah'tan. Sakla parayı beyim, sakla. Derviş Paşa görmesin. Aman aman. Dediklerini paşa duymasın. Aman nereden duyacak beyim? O şimdi sarayında oturmuş rüşvetlerini topluyordur. Rüşvet mi? Rüşvet ya. Geçenlerde toplamış tüccarları limanda. Her ay bilmem kaç bin altını vermezseniz ticaret yapamazsınız buyurmuş. Topladıkları onca vergi yetmiyormuş gibi. Cumba vergisi bile çıktı. Neymiş efendim? Evlerin cumbası sokağa işgal ediyormuş. Ha. Yahudi Sarraf Solomon Efendi var. Adamcağız her gün ağlıyor. Paşamız konak yaptırtıyormuş ona. Bir kuruş para da vermiyormuş ya. Sultanahmet ne diyor bu işlere? Onu nasıl bilirsiniz? Hünkârımız neylesin? Dört yanını hırsızlar, hainler sarmış. Allah bilir, haberi bile yoktur bunlardan. Yakında esnaf ve ahali adalet padişahım adalet diye kapısına dikilirse belki haber olur. Bizi kurtarsa kurtarsa Kösem Sultan kurtarır. Kösem Sultan mı? Kösem Sultan ya. Allah ondan razı olsun. Yaptıklarını işitiyoruz. İnsan suretinde melek diyorlar. En son bir sandık altını bağışlamış. Hüdayi Hazretleri bizzat kapı kapı dolaşıp dağıtmış. Yahu Beyzadem, senin de dünyadan haberin yok ha. Vergilerden haberim var derviş. Lakin bu tüccar meselesi nedir? Limanda toplamışsın herkesi. Tek bir kuruş dahi kursağımdan geçmedi hünkârım. Hepsini hazineye aktardım. Hünkârım. Murat Paşa, müzakereler ne vaziyette? Maalesef ne kadar çabalasam da geri adım atmıyorlar. Şartlarında ısrarcılar. Buraya, köşeye sıkıştığımızı mı söylemeye geldiniz paşam? Ben elimden gelen neyse onu yaptım.
arzu ederseniz müzakerelere siz devam edin Vezir-i Azam Hazretleri. Fikirlerini değiştirebilecek misiniz merak ediyorum. Kâfi. Benimle gelin. Elçiye haber yolla Murat Paşa. Şartları kabul edeceğiz. Sulh anlaşması için hazırlık yapasın. En doğru kararı verdiniz hünkârım. Celali'nin işini bitirelim, sonra küffarın da başını ezeriz evvelallah. Müsaade buyurun, müzakereye ben devam edeyim hünkârım. Kâfi Derviş Paşa. Artık tüm gücümüzü toplamanın vakti geldi. O halde evvela Avusturyalılar verdikleri sözü tutsunlar. Taahhüt ettikleri 2 kere 100.000 florini ödesinler. Makul. Alakadar olun Murat Paşa. Emru ferman yüce hünkârımızındır.